Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yönetim tarzına ilişkin neler aktarabiliriz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanları idare ederken, yönetirken şefkatle, merhametle idare ediyordu. Şöyle bir meşhur bir hadise var. İki zat çalışmak için o günün şartlarında Hayber'e gidiyorlar. Hayber'e gittiklerinde orada çalışırlarken birisi kayboluyor. Kaybolunca araştırıyorlar. Bir su kuyusunda buluyorlar, boynu kırılmış olarak. Aralarında Yahudilerle Müslümanlar arasında ciddi bir gerginliğe sebebiyet veriyor bu mesele. Nasıl çözebiliriz? Ne olur? Yahudilerden 30 kadar önde geleni yemin diyorlar. Yapmadıklarına dair mülane oluyor. Müslümanlar net olarak delil bulamadıklarından dolayı siz yaptınız da diyemiyorlar. Gerginlikte böyle bir had safhaya varıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gerginliğe şöyle bir çözüm buluyor. Beytülmal'dan bir kişinin diyeti, kan parası dediğimiz günümüzde, diyeti ne kadarsa diyelim 5 deve 10 deve, onu o Abdullah'ın vefat eden kişinin ailesine veriyor. Diyor ki bu meseleyi kapatalım. Meseleleri, hadiseleri germe değil, hadiselerden olumsuzlukları bertaraf etme adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları rahatlatmış ve o mesele belki büyük bir savaşın çıkmasına da sebebiyet verecek bir hususu engellemiş oluyor. Efendimizin bir yönetimi, hadiselere bakışı hep böyle çözüm odaklı olmasına rağmen o dönemin süper devleti olan Sasaniler var, günümüz İran'ı ve Bizans Doğu Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu var. Birer misalle oralar nasıldı, Efendimiz nasıl meseleleri çözüyordu mukayese etme adına bir iki misal de onları paylaşmış olalım. O gün dünyanın iki büyük devleti İran ateşperest. Ateşe tapıyorlar. Ağır vergiler var. Vergileri anlatmak için halka topladığı meydanda bu iki sıra konuşuyor. Fakirin birisinin feryadına muhatap oluyor. Diyor ki Efendimiz susuz araziden de vergi alacağım diyorsunuz. Benim gibi hep kurak arazide yaşayan bir fakir yağmursuz mevsimde mahsul vermeyen araziden nasıl vergi ödeyecek? Böyle deyince halkın içerisinde yönetimine sanki bir hakaret baş kaldırıyormuş düşüncesiyle bu ateşperest hükümdar zavallı fakiri kalabalığın gözleri önünde ateşe attırarak yaktırmaktan çekinmedi. Kimse de bu yönetime karşı çıkma cesaretini kendinde maalesef gösterememişti. İşte bir düşünün ki o dönemin en süper devleti durumunu arz ediyor ve hemen ateşe atılmakla cezalandırılıyor. Sen nasıl böyle durumunu arz edersin gibi. Bir de o günün Roma İmparatorluğu yani Bizans İstanbul'a bir göz atmış olalım. İmparator Süleyman Aleyhisselam'ı geçme iddiasıyla inşasına başlattığı Ayasofya Külliyesi'nde, kilisesinde o günün şartlarında ülkenin dört bir tarafından toplatmış olduğu esirlerle birlikte halkı karın tokluğuna çalıştırıyor. Bu cebri çalışmaya katılmak istemeyenleri de Sultanahmet Meydanı'ndaki o günkü hipodromda Yağız atların kuyruğuna bağlatarak paramparça ettiriyorlardı. Karın tokluğuna çalışmak istemeyenlere böylece gözdağı verilmiş oluyor. İşte o günkü dünyanın iki büyük devletindeki yönetimin halka karşı muamelesi, bir de ilk başta Efendimiz'i ifade ettiğimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da yönetim tarzı birbirlerinden ne kadar farklıydı. Bu hadiseler, bu olumsuz hadiseler Efendimiz'in de teşrif etmesine Cenab-ı Hak vesile kılmış. Bu hadiselerin bertaraf edilmesi adına, şefkati merhametin yerleşmesi adına Rabbimiz Efendimiz'i dünyaya teşrif ettirmiş ve ondan gelen mesajları insanlara takdim etmiştir. İnşallah Efendimiz'in o şefkat ve merhamet ikliminin devamıyla dünyada kavganın, gürültünün, olumsuzlukların, şiddetin ve hiddetin bertaraf olmasını Rabbimize niyaz ediyoruz. Sizinize dilinize sağlık. Efendimizin şefaatine nail olma dilek ve ümidiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.